Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin göz bebeğidir. Bu milletin bağrından çıkmıştır. Burada herhalde herkes, Latif Bey de dahil, askerliğini yapmıştır. Hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'ne herhangi bir lekenin sürülmesini istemez. Orası çünkü siyaset dışı bir kurumdur. Onu bir kenara bırakalım. Tamam, neyse. Ama biz şartlar ne olursa olsun hukukun usullerine bağlı kalmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhuriyet'in 100. yılına giderken bir hukuk devleti kimliğini korumalı, hukuk devleti kimliğine göre hareket etmelidir. O yüzden tutuklama çok gerçekten abartılı bir uygulamadır, bir tedbirdir. Medyanın tıpkı o 28 Şubat ya da 12 Eylül sonrası gibi yayınlar yaparak, efendim evinden mermiler çıktı, efendim evinden yasa dışı yayın çıktı. Kardeşim, hanımefendi anlatıyor. Babam da asker, emekli asker. Dedem de emekli asker. Onların diyor, onlardan kalan hatıralar. Zaten diyor, diğer silah, mermi, onları babam vefat ettikten sonra götürdüm, karakola teslim ettim diyor. Başka silahlar da varmış yani, askerlikten kalan silahlar. Babasının ve dedesinin görevinden kalan silahlar. Ya birdenbire bir ortam bambaşka bir hal alıyor. Ya Türkiye'nin artık bunları aşması lazım. Peki, Hacı evet. Diyor ki yok efendim Türk vatandaş, yok idam edin. Türk vatandaşından yok, atmak yok, yetmez. Barış, özür ya kardeşim, bir adli tıp uzmanı. Özür dileyelim. Bir adli tıp o kanala uzmanı, bir daha çıksın aynı sözleri bir daha. Hacı, özür dileyelim. Hacı, demokrasiyi özümseyin kardeşim. Tabii tabii. Demokrasiyi özümseyin. Tabii biz demokrasiyi bir vatandaş doğru, saçmalayabilir doğru, de doğru, yanlış şeyler de söyleyebilir. Saçmalamakla rahatsız edici şeyler de söyleyebilir. Işte. Ya burada hakaret PKK de edebilir. Askerini şehit eden kardeşim, PKK var. Hakaret, hakaret de edebilir. Burada bir özgürlüğü yok. İftira burada bir giyim tarzı yok, burada bir yaşam tarzı savcılığa, yok. Çağırırsın savcılığa, burada bir inanç alırsın yok, ifadesini. Ya PKK ondan kanalına sonra bakarsın. Çıkmışlar. Peki. Ya kardeşim bilmiyorum diyor, şimdi bilmiyorum diyor PKK ile ilişkili olduğunu. Şimdi, savcılık ifadesini aldım işte. Peki sen bir kanala Latifi davet ettikleri zaman peki soru sormuyor musun? Hacı, seni bir kanala davet edin. O zaman sen de El-Kaide'nin kanalına bak, çık bari. Herkesten aynı çık tavrı bekleyemezsin kanalına kardeşim. Herkesten aynı tavrı bekleyemezsin. İşte, birisinin tarzı başkadır, öbürünün lafa tarzı başkadır. Lafa gelince bu insanlara aydın diyorsunuz. Bak siz şunu söylüyor. PKK şunu, kanalı olduğunu bilmiyordum ya. Hacı. Allah Allah. Hacı şunu söylüyor. Nasıl bir şeymiş Şebnem bu? Korur Fincancı. Ben diyor PKK ile ilişkili şey olduğunu bilmiyordum diyor. Bununla peki, da ilgilenmedim peki, zaten savcı, diyor. İfadesi savcı var ne kardeşim diyor? Peki savcının ifadesine bakalım. Savcı böyle, ne diyor? Böyle bir dünya yok Barış tabii arkadaş. Öyle bir dünya yok. Savcı diyor ki şüphelinin işte bu arada ben şu itirazda bulunayım. Birincisi. İtirazı bulun, Ankara'ya Latife dönelim. Tabii ki 17 gerilla katledildi yazısı var arka tarafta. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin suçlayıcı bir yazı var. Şebnem Korur Fincancı radyo programına falan da bağlamıyor. Ekran görüntüsüne bağlanıyor. Habire ekrana bakıyor. Ve savcılık ifadesi bende de var. Ve savcının da söylemleri bende var. Hacı ben Şebnem Korur Fincancı'nın yerinde olsaydım o yayına katılmaz. Ya yerinde değilsin ama zaten. Ama kimsenin şey yerine de bir şey söyleyemiyorsun. Ama Barış Bey şu hatayı yapıyorsun. Birincisi hukuk devleti ve tutuklama diyerek sanki Türkiye'de Şebnem Korur Fincancı ya bir fikri savundu da savunduğu fikir sebebiyle tutuklanmış gibi. Hayır efendim. Ya Hacı AKP demedin reform yapıyoruz sebebiyle artık kimseyi evinden almayacağız diye. Hanımefendi tamam, diyor ki kardeşim ben gittim almıyor diyor. Zaten, başvurdum diyor. Bak konuları birbirine karıştırdı. Ya ne demek almıyor, ben sana hukukun temel ilkesini anlatıyorum alıyor, ya. Götürüyor Ankara'ya ya hocam. 5 saat Ankara'ya götürülüyor. Gelirik yapılıyor. Çağırırsın burada. Gelirik yapılıyor. Çağlayan Adliyesi'ne, Kartal Adliyesi'ne çağırırsın ifadesini alırsın. Dert o değil ki. Ya tamam savunun. Savunabilirsiniz mesele, veya savunmayın. Burada, şey ben hukuku savunuyorum Hacı. Burada ben hukuku savunuyorum. Sana karşı peki, da bir hukuksuzluk yapılsa peki, sana karşı yapılan hukuksuzluğun karşısına peki, da çıkarım. PKK kanalına ya seri halde insanlar çıksın ve açıklama yapsın. Doğal ya mı bu? Ya Balyoz Ergenekon'da doğal mı bu? Bak, bu adamlar Barış Bey. Hacı. Bu insanlar PKK'nın kanalı PKK'nın kanalına Halk TV'ye çıkmamış. PKK kanalına çıkmış çıkmıştır. Ben olsam çıkmazdım. Ya Balyoz Ergenekon'da Balyoz Ergenekon'da şey deniyordu ya bu insanlar bir yargıla yani Bey, bu soruyorum. İnsanların kaçma şansı yok, şusu PKK yok ama. PKK kanalına ya çıkana ne yapmak? Ya baktım kardeşim diyorlardı. İngiltere'de o kanalın adresi var, o su var, bu su var. Nereden bilecek Şebnem Korur Fincancı PKK'nın mıdır bu bilmem neyin midir İsveç ya? İsveç teröre destek bak, ben veriyor. Bak ben çıkmazdım. Ben olsam çıkmaz. Barış Bey diyorum ki. Çıkmış. Soru şu. Sen söylüyorum. Soru şu. Sen yakışıklı. Barış Bey sana, sen yakışıklı. Ali Adar Bey sana da soracağım soruyu. Bir sizin perspektifinizden baktığınız zaman Türkiye'de Soruyu adam kalmaz. Soruyu gümbürtüye getirmeyin. Türkiye'de dışarıda adam kalmaz. Soruyu gümbürtüye getirmeyin. Türkiye'de dışarıda adam kalmaz. Sizin perspektifinizden siyasi veya birçok konuda %100 tersiz. Sana
benimle konuştuğun için ve benimle aynı fikre sahip olmadığı için bir şey yaparlarsa kapılarına dikilirim. Yaparlar hacı, ama yaparlar. Ama yapamam. Ya yanında olurum. Ya mesele o değil. Mesele o değil ya. PKK kanalına çıkan bir kişiye hukuk ne yapmalı sizce? Hacı bilmiyorum diyor. Bilmiyorum diyor kardeşim. Peki. Bilmiyorum diyor. Diyor ki kanalda. Sen diyorsun ya, ya Şebnem Korur İfadesi, Fincan. İfadesi, savcılık ifadesi Şebnem üzerinden gidiyor. Ben tam cümlesi şu. Şebnem Korur Fincan. Daha, bak Şebnem Korur Fincan'ın tam cümlesi şu. Fincancı'nın. Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Hüküm cümlesi var burada. Kullanılmış diyor. Olabilir demiyor. Zehirli gaz, kimyasal gaz kullanılmış diyor. İzlenim edindim diyor. Bak cümlesini okuyorum. İzler var diyor. İzlenim edindim, aha, demiyor ya. Zehirli i̇zlenim, gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz. Yani direkt diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede kimyasal gazların birini kullanmış. Peki konuşma, müsaade edin bir Ankara'ya. Ankara'ya Barış Bey'in son itirazını da söyleyeyim. Lütfen, evet. 12 Eylül'de 28 Şubat'taki, bak 12 Eylül'deki ve 28 Şubat'taki mücadeleye benzetirsen çok büyük yanılgıya düşersin. 12 Eylül'de medya, mağdur medya olanlarla. Medya diyorum hacı, medya 28 işini. Şubat'ta mağdur olanlarla. Medya başka bir şey söylüyorum. Başka aynı hizaya söylüyorum. Getiremezsin. Başka bir hacı başka bir şey söyledi ama. Savcı da diyor ki. Medyanın tarzı diyor ki, ve tavrı. Şebnem Korur Fincancı. Medyanın tarzı ve tavrı doğru değil. Yapmış. Doğru değil. Ve diyor ki savcı. Savcı burada yazmış. Görmemesi mümkün değil diyor. Bilmemesi mümkün değil diyor. Yani görüntüleri izlemiş diyor. Şebnem Korur Fincancı o PKK'nın kanalına çıktığını Skype bağlantısı üzerinden görmemesi mümkün değil diyor. Savcı bunu bilmiyor mu? Savcıya tabii ki böyle diyecek. Tepkiler gelince çocuk mu kandırıyorsunuz? Hem PKK'nın kanalına çıkacaksın hem de tepkiler gelince efendim ben bilmiyordum ki PKK kanalı. Peki bilmiyordun da Türk Silahlı Kuvvetleri zehirli gazlardan birini Skype'dan kullanmış diye yapıyor. Niye iftira atıyorsun? Nerede ispatın? Nerede delili? Dolayısıyla bakın hukuk askıya falan alınmadı. Diyorum ki PKK'nın kanalına çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri zehirli gaz kullanıyor sözünün hukuki bir müeyyidesi olmaz ise önüne gelen o zaman PKK kanalına çıkar, önüne gelen TSK'ya habire zehirli gaz kullanıyor propagandası yapar. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Geçemezsiniz. Geçemezsiniz. Burada söz konusu olan şey Hacı, PKK kanalı olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atılması. Ama Şebnem Korur Fincancı Halk TV'ye bağlanır der ki ben AK Parti iktidarını istemiyorum. Gitsin istiyorum der. O zaman deriz ki ey Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipler Birliği'nin başında olarak böyle siyasi açıklama yapma deriz. O zaman tutuklanırsa hukuk ayaklar altına alınmış. Ya Hacı hukuk deriz. Mu kalmış ama memlekette Allah aşkına var. Ya. Barış Bey PKK'nın olduğu yerde hukuk böyle işler. Biz seni PKK'nın olduğu yerde hukuk böyle işler. Kardeşim hukuk. Kim olursa olsun. Hukuk ne biliyor musun? Şebnem Korur değil. Benim arkadaşım hukuk çıksa PKK kanalına söz altına almayana yazıklar olsun. Tutuklamayana yazıklar olsun. Çağıracaksın. Benim arkadaşım çıksa. Allah Allah. Canım ciğerim çıksa. İfadeye çağıracaksın canım çıksa. Kardeşim çıksa. Ya bu hukukla bu kadar oynamayın hacı. Tutuklamayan devlet devlet değildir. Bak bu hukuk herkese lazım kardeşim. Evet sana da lazım. Herkese lazım. Peki. Devleti kim koruyacak? Herkese lazım. Peki PKK'ya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hangi hukuk koruyacak? Kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Oh ne güzel. Şebnem Korur Fincancı'nın hukukunu koruyalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hukukunu korumayalım diyorsun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hukukunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisi de korur. Bu millet de korur. Hukuk korur. Herkes korur. Hukuk korur. Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin vatandaşını koruyor şu anda. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması vatandaşın korunmasıdır. Ayaklar altına almanın zemini yaratmayın. Barış bana bir müsaade edin. Altına mı alındı? Hacı, ayaklar altına nasıl ayaklar altına alındı ya? Ben ifade vereyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıyorsun. Kardeşim. PKK kanalına çıkıyorsun. PKK kanalında 24 saat askerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu tavır zarar verir. Hukuk ayaklar altına alındı. Hacı beni duyabiliyor musun? Hukuktan vazgeçmeyin. Hacı. Herkesin Barış abi. Bir rica edeceğim. Ankara'ya döneceğim çünkü ki Ali Aydar da çok bekledi.